Dimenstan otomatik kahve makineleri sunar. Hocam selamlar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler iyi. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Şimdi kara delik konu başlığında birkaç soru sormak isterim. Bir, Ben bir sözel mezunu olarak hep şöyle biliyorum. Kara delik birkaç objeyi veya nesneyi artık ne dersiniz? Onu içine çekip sonsuzluğa doğru götüren ve oradan çıkamadığınız bir Olgu olarak biliyorum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onu size soracağım. Evet. Karadelik nedir? İlk sorun bu olsun. Bunlar büyüyüp küçülebiliyor mu? Bunlardan uzayda kaç tane var? Bunlardan kurtulmak mümkün mü? Bunlara nasıl giremeyiz? Gibi farklı farklı nispeten saçma sorularla başlayalım hocam. <laughs> evet, evet, Ne demek? Ya aslında kara delik deyince ya belki bir şeyle başlamak lazım. Kara delik aslında ne o kadar kara. Sürekli aslında ışığın ve radyasyonunu fışkırtan diyeyim. Dolayısıyla ışık, ışık hüzmeleri çıkan falan bir şey aslında. Ya yani çok kara değil ve delik hiç değil. Dolayısıyla yani kara delik diyoruz ama ne kara ne de delik. Yani ilk önce o yanlış e, isimlendirme mi diyelim artık. Ama tabii ki niye kara ile ilgili de onu da anlatacağım ama yani gerçekten de böyle inanılmaz güçlü hatta koskoca bir galaksinin bütün ışığından daha fazla, daha güçlü ışık salabilen objeler olabiliyor kara delikler. Kara delikler birçok büyüklükte var. Yani güneşten, güneşin kütlesinden 15-20 kat büyüklükte başlayan ve sonra küçülen işte belli evrelerle yıldızın değişip en son kara delik olduğu tarz kara delikler varken kütleleri böyle milyarlarca güneş kütlesi büyüklüğünde yani inanılmaz büyük kara delikler de var ve her galakside de bunlardan milyonlarca var. Mesela sırf bizim Samanyolu galaksisinde 10 milyon tane kara delik var. Bir kere bir sürü kara delik var. Bir de her galaksinin genelde işte süper galaksilerin tam ortasında aslında o galaksinin çekirdeği falan dediğimiz aktif galaktik çekirdek falan ismi de verilen tam böyle ortasında da bir kara delik, kara delik var bu bunlar süper kütleli kara delikler. İşte bunlar mesela milyonlarca milyarlarca ışık şey güneş kütlesi büyük kütlesine sahip işte süper massif black hole diyoruz biz süper kütleli kara delikler var ya birçok çeşit var kara deliklerin birkaç tane güneş kütlesinden tutun milyarlarca güneş kütlesine kadar böyle koca bir spektrum diyebiliriz ya hatta bununla ilgili geçen hafta bir haberlerde işte uzayda bir kara delik patladı ve o patlamadan dolayı uzayda kocaman bir boşluk açıldı falan diye haberler çıktı hatta Fatih Beyle de bunu Konuşuyorduk. O yüzden belki birazcık yani gerçekten o da ilginç bir makale. Bu makale 2014'te Hubble Uzay Teleskobu'nun J1531 artı 3414 isimli bir şeyi diyelim. Şimdi bunu ne demek diyeceksiniz? SDSS, Sloan Digital Sky Server'ın, Burway'in şeyi. Baş harfleri SDSS. Baya bir telefon seri numarası gibi bir şey aslında. Evet yani bu... Bu işte çok geniş bir bütün işte galaksileri vesaire bunları kataloglayan diyelim çok uzun süreli uzun soluklu bir çalışmanın şeyi. Oradaki J dediğimiz şey 2020'de işte Güneş'in bu Eknoks'un tam olduğu zaman uzay nasıldı diye belli bir referans noktası almak istiyoruz. Çünkü neticede yıldızların vesaire hepsinin konumu değişebiliyor. O ana bakarak o anı referans alarak gökyüzüne baktığımız zaman, bir tanesi enlem, öbürü boylam. Yani enlem derken işte ne dedik? İşte 15 31. 15'ten kastımız 15 saat. Yani toplam 24 saat gibi düşünürsek bütün şu döngüyü. Bunun işte 15. saat kısmı. Yani ilk önce bir bu tarafa baktınız. Bir de Aynı zamanda uzaya baktığınız zaman kafanızı kaldırdığınız işte 90 dereceden eksi 90 dereceye kadar gidebiliyoruz ya. Orada işte artı dediği şey demek ki ne oluyor? Kuzey yarım kürede yukarıda işte 15 veya işte 30'sa 34'te 34 orada. 34 ise 34 derecelik yerde. 90 derecenin 34'ü. Artı orada yukarıda olduğunu söylüyor. 34 derece 14 dakika. Yani neticede bize bu şunu söylüyor. Tam nereye baktığımızı bilelim diye bir katalog numarası gibi bir şey. Yani kitabın sayfası gibi düşünebilirsiniz. Yani astronomların neden bahsettiklerini bütün diğer astronomlar anlasın diye. Bizimse aklımızı karıştıran bir şey yani bir sürü rakam <laughs> şey. Dolayısıyla oraya baktıklarında 2014'te Hubble Uzay Teleskobu bir şey görmüştü. Orada Orada çok ilginç bir yapı var. İşte birçok galaksi kümesi var. Yani bu galaksi kümeleri, kümelenmeleri bazen işte yüzlerce binlerce galaksiden falan oluşabiliyor etrafta o be belli bir bölgede. Orada iki tane galaksi birbiriyle birleşmeye çalışırken o arada değişik bir yapı var. Böyle 19 tane sanki böyle ipe dizilmiş Şeyler gibi ne diyelim inciler gibi böyle değişik bir şekil. Hatta orada e, şey diyorlar hani bu şeyi açarken, şarabı açarken şöyle bir yapı var ya ona ne diyorlar? Tribüşan. Tribüşan'ın o yapısı gibi öyle dizilmiş değişik bir 19 tane çok parlak. Onların da her biri aslında şey birçok yıldızdan oluşan yıldız kümeleri diyelim. ben Ama değişik bir e, şekil var böyle S gibi hat, ipe dizilmiş şeyler gibi yani. Ve mavi beyaz renkleri olan bu yapı var ve bu yapının yanında bir de böyle bir kanat dedikleri şöyle ikili bir kısım var o gökyüzünde işte bu teleskoplarla baktığınız zaman ve ortası böyle boş gibi. Şimdi bu niye oluşuyor? Ve daha başka birçok sorular var orada. E, yıldızların belli bir sıcaklıkta yıldızlar oluşuyor ama çok sıcak diyelim. Sonra o sıcaklığın azalması lazım ki artık bir şeyler toparlanmaya başlasın. Biraz sonra yıldızlar oluşsun. Ama bunu biz normal galaksilerin dinamini incelediğimiz zaman yaptığımız bir teorik hesap var diyelim. Bu teorik hesapla gözlemi karşılaştırıyoruz. Olması gereken 100 ise 100 değil de bir oranında oluşuyor yıldızlar. Bayağı düşük bir oranda. Demek ki orası çok sıcak. İşte bu niye böyle? Niye aslında olması gerekenden daha düşük gibi belli bilimsel şeyler var, sorular var. Bunlara birazcık cevap olması açısından ilginç bir makale. Yani olan olay şu, orada şu aslında. Orada boşluk dedikleri şey, şey gibi. Galaksiler dedik ya, galaksilerin en ortasında süper kütleli kara delikler var dedik. Bu kara delik, kara delik dediğimiz şey hani demiştim ya ne kara ne delik. Yani içine her şey böyle çeken bir yapı değil aslında. Yani aynen mesela bizim güneş gibi, dünya gibi etrafın birçok şeyde onların etrafında dolanıyor. Yani etrafında dönüyor. Her şeyi içine direkt çekmiyor. Normal kara delik şurada diyelim. Buna doğru yaklaşıyor bir yıldız gibi düşünün. Bunun etrafında dönüyor ve bunun etrafında belli yörüngeler var. Hatta karalı yörüngeler diyoruz. Onun etrafında dönüyorlar. Yani aynen güneş gibi, güneşin olduğu gibi. Dolayısıyla bir etrafında dönen şeyler var. Ve bunun gibi çok büyük kütleli kara deliklerin etrafına birçok işte bunun gibi materyaller oluyor ve çok büyük kütle olduğu için çok hızlandırıyor. E çok hızlanınca buradaki işte materyaller birden Protonlar, elektronlar böyle bir sürü ayrılıyor ve artı, eksi yükleri oluyor. Bunlar yüklü olduğu için ve çok hızlı hareket ettiği için bir manyetik alan oluşturuyor falan. Yani böyle çok değişik bir yapı ve bu manyetik alandan dolayı radyasyon çıkıyor ve bu aynen güneşte olduğu gibi bir e, burulma gibi özelliklere de sahip oluyor. Diyor. Çünkü yani düşünün, şurada duruyor, şuradan materyal buradan gelebilir, buradan da gelebilir. Şimdi buradan gelen karadelik onu çekeceği için etrafında böyle dönmeye başlayacak. Yani buradan gelen böyle dönmeye başlayacak. Yani değişik doğrultulardan gelecekler. Dolayısıyla bir karadelin kendi dönüşü var. Bir de etrafında bu maddelerin kendi dönüşü var. Yani Kara delik kendisi dönüyor. Güneş gibi düşünelim. Kendisi bir yönde dönsün. Ama bir de onun etrafında bir sürü dönen gaz, işte protonlar, elektronlar birçok madde var. işte uzayda interstellar medium diyelim bunlara. Uzayda işte yıldızlar arası bir sürü sıcak gazlar diyelim. Birçok maddeler. Hidrojenden bilmem neye kadar. Ve bunlar belli bir hıza geldikten sonra artık yani moleküler yapısı ayrıldığı için hepsi yüklü olmaya başlıyor ve hem çok hızlı hareket eden hem çok fazla kütleye sahip dolayısıyla hem gravitasyonun genel relativitenin etkili olduğu hem de yüklü parçacıkların dinaminin etkili olduğu böyle çok karmaşık bir yapı oluyor. Ve bu manyetik alanlar birden bu hızlı dönmeden dolayı hem yukarıya doğru hem aşağıya doğru böyle koni şeklinde biz onlara kuazar diyoruz. Kuazarlar oluşuyor. Yani ne demek bu? Kara delik aslında hani dedik ya kara değil. Gerçekten de hem yukarıya doğru hem de aşağıya doğru çok inanılmaz güçlü hatta o galaksinin bütün ışığını domine edecek kadar kuvvetli bir ışık hem yukarıya hem aşağıya doğru çıkıyor. Yani yukarı doğru bir fener tutun şöyle, bir de aşağıya doğru tutun. Bu şekilde çok yüksek hızlı gazı püskürtüyor diyelim. Radyasyonu ve gazı. Buradan manyetik alanın bir basıncı oluşuyor. O, o yüklü parçacıkları hareket ettiriyor. O onu hareket ettiriyor derken böyle bir chain reaction gibi, zincirleme reaksiyon gibi hem yukarı hem aşağıya doğru bir radyasyon hüzmesi diyelim. Hareket ediyor ve çok hızlı. İşte bu hareket eden parçacıklar karşılaştıkları uzayda başka parçacıkları aynen şey gibi hani siz balon alırsınız, büyütün, büyütün, büyütün ve ondan sonra yukarı doğru salın o etrafındaki her şey ittirir ya böyle bir boşluk açar. Onun gibi bubble'lar, onun gibi böyle büyük balonlar diyelim oluşturup etrafta boşluklar oluşturuyor. Yani gelen orada mevcut bulunan parçacıkları da ittiriyor. O yüzden bu hani iki tane kanat gibi dedik ya orada bir boşluk oluştuğunu gözlemlemişler. İşte onun da kaynağının bu galaksilerin çekirdeğinde oluşan bu süper kitleli kara delikler olduğunu söylüyorlar. Onlarla ilgili yani hem bilimsel belli şeylere, galaksilerin ile ilgili belli bilimsel sorulara cevap bulma amaçlı bir makaleydi. Çok ilginç bir gözlem. Bir de şey tabii yani orada gözlemi yapan birçok gözlemi mi var orada? Bir tanesi mesela LOFAR. Low Frequency Array olması lazım. Burada çok düşük frekanslı, radyo frekansı e, civarında gözlem yapan bir gözlem e, Diğeri mesela VLA. VLA işte Very Large Array dedikleri. O da radyo dalgasında. Yani gelen ışın belli dalga boyları var. İşte radyo dalgası, mikro dalga, X ışını gözlenebilir, yani gözlemlenebilir, görünür dalga boyu gibi. Birçok işte kızıl ötesi, mor ötesi gibi. Bunların yaptıkları radyo dalgaları boyutunda. Sadece orada değil, sadece o değil. Onun dışında şey de var orada. Chandra uydusu var. Chandra uydusu şeyde, Space teleskop, uzaydaki bir teleskop. Oysa X ışını gözlemliyor. X ışını bildiğiniz gibi çok güçlü bir ışık. O aynı yere bakıp onu oradan gelen farklı dalga boyundaki ışıkları analiz ediyor. Yani her bir gözlem evi o olan olayın, oradaki galaksilerin ve gerçekleşen olayların farklı yönlerini farklı açılardan ele almak için kullanılan teleskoplar. Ve bunların bütün verilerinin hepsinin toplamıyla aslında şeyi oluşturuyoruz. Yani bütün gözlem oluşturuyoruz. Diğer o gözlemi yapan teleskoplardan bir tanesi de GMOS dedikleri Gemini Multi Object Spectrograph. Bunlardır. mesela şey LOFAR daha çok Avrupa'da ve Hollanda'da bulunan birçok gözlem evinin hepsinin verisinin birleştirildiği bir kolaborasyon. İşte mesela VLA dediğimiz şey New Mexico'da. Bu da yine birçok radyo teleskobunun birleşmesi ama yine işte New Mexico'da belli bir alanda bulunan teleskoplar. Chandra dediğimiz işte uzayda. Bir de şey demiştik. Bu Gemini dediğimizde iki tane aslında. iki tane evinden oluşuyor. Bir tanesi güneyde, bir tanesi kuzeyde. Bir Hawaii'de, öbürü ise Şili'de. Bunların hepsinin dediğim gibi Gemini mesela işte gözlemlenebilir. Yani görünebilir bizim normal renk, gör, görülebilir renklerin olduğu dalga boyuyla ve birazcık da infarede doğru yani kızıl ötesine doğru biraz daha, biraz daha düşük. O arada gözlem yapıyor. VLA ve, Lea ve Lof, Lof, işte LOFAR'da radyo dalgaları. Çandıra da daha yüksek işte X, X şunun olduğu kısımlarda yani. Hepsi aynı yere bakıp o olayın farklı yönlerini inceliyor diyebiliriz. Yani oldukça büyük bir kolaborasyon. Hatta yani şöyle mesela bir insanların aklına bir şey olursun diye yani büyükten kastımız ne? Örneğin sadece LoFar aldığı data gözlem yapıyor ve bunu işte büyük bilgisayarlarda ne diyelim depoluyor. Şimdi bu depolamanın şeyi nedir diye mesela sorsam saniyede sizce ne kadar bir veri vardır? Hiçbir fikrim yok yani. yani Şimdi biz de iyi bilgisayarla çalışıyoruz ama herhalde mesela, böyle bir bilgisayar değil bir ya. saniyede 1 GB, 10 GB falan mı? O bile fazla değil mi ya? Yani. 10 TB. Bir saniyede. Evet, bir saniyede 10 terabaytlık veri geliyor ve o sürekli depolanıyor. Sürekli bir gözlem var, o depolanıyor. Sonra onların hepsi depolandıktan sonra onun analizi bütün bu veriler üstünden, bu dört tane gözleminden başka veriler de geliyor. Ben sadece Lofar'ı söyledim. Sonra bunun üstünden de e, analiz yapılıyor. O, gördüğünüz gibi yani aynı zamanda bu çok büyük bir bilgisayar veri analizi filan işlemi de içeriyor yani sadece basit bir gökyüzüne baktım bir şey gördüm gibi değil yani oldukça kompleks. Ben bir basit laptoplar yapılacağını tahmin etmiyorum ama bu kadar da bir saniyede 10TB yazacak bilgisayarlarla çalıştığından çok düşünmüyorum açıkçası. Hocam peki şimdi tekrar başa dönecek olursak dediniz ki aslında kara delik ne kara ne delik peki ne o zaman kara delik? Evet yani aslında <laughs> e, yani dedik işte çok radyasyon salabiliyor etrafında yüklü parçacıklar döndüğü için bir şekilde ışık geliyor bize filan. Ama tabii ki yani niye kara delik diyoruz o zaman? Şöyle bunu farklı 2 3 açıdan bakabiliriz. Birincisi aslında Newton fiziğinden başlamak bence en e, pedagojik olur. Yani mesela bir top aldık, yukarı attık, geri düştü yere. Bir belli bir hızla atarsak tabii ki düşecek. Biraz daha hızlı atalım. Sonra biraz daha hızlı atalım. Yani yeterince hızlı atarsak dünyadan belki kurtulmasını sağlayabiliriz. Yani roketler neticede öyle gidiyor işte. Buna biz buna kurtulma hızı diyoruz. Evet şimdi dünya değil de yıldız şeyler alalım. Mesela Güneş alalım. Aynı mesela dünyadan kurtulması yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam saatte 40 bin kilometre bir hızla atarsak dünyadan kurtulabilir bir roket diyelim. Güneş gibi bir şey varsa çok daha fazla tabii ki. O yanlış hatırlamıyorsam böyle 1 milyon kilometre falan olması lazım saatte. Yani öyle bir roket çıkarsa güneşten o zaman kurtulabilir. E i̇yi de o zaman güneş değil de daha kütlesi daha fazla olan yani aynı yarı alalım ama kütlesini biraz daha arttıralım. Daha yoğun bir güneş olsun. O zaman bu kurtulma hızı acaba saatte 1 milyar kilometre yani ışık hızı yaklaşık bu seviyede. Bu civarda olursa yani hatta bundan daha da kütlesi fazla olursa o zaman ışık hızından daha fazla bir hız gerekecek oradan kurtulması için. İşte bu, bu andaki Yıldıza biz kara delik diyoruz. Yani ışıktan bile hızlı gitmesi lazım ki o yıldızdan kurtulsun. Dolayısıyla ışık bile kurtulamıyorsa, o zaman hiçbir şey oradan dışarıya ne diyelim hiçbir şekilde o yıldızdan kurtulamayacaksa, ışık bile kurtulamayacaksa o zaman oradan hiçbir şekilde bize doğru bir radyasyon, bir madde, ışık bile gelemez. O yüzden biz artık oradan çıkan bir şeyi göremeyiz. Yani normalde güneşten dışarıya ışık çıkıyor değil mi? Biz görüyoruz güneşi. Ama burada o kadar büyük bir çekim kuvveti var ki ışık bile oradan çıkamıyor, yeniden geri dönüyor. Bu yüzden buna de kara delik diyoruz. Yani kara, kara olmasının sebebi bu diyebiliriz. Ama tabi bu birinci bakış yani bize de sezgisel olarak yani bir şekilde anlamlı geliyor. Ama tabi biliyoruz ki Kütleler çok arttığı zaman işte normal güneş gibi dünya gibi değil de kütlelerin büyüklüğü diyelim miktarı arttığı zaman orada Newton fiziği yani çok da iyi çalışmamaya başlıyor. Hatta biz işte güneş sisteminde bile Merkür'ün yörüngesinin kaymasını Newton fiziğiyle tam olarak hesaplayamıyoruz demiştik. İşte Einstein fiziğini kullanmamız lazım. Burada da aynı şekilde Einstein'ı dolayısıyla orada Newton fiziği değil artık Einstein'ın genel relativitesini genel relativitesini kullanmamız lazım. Şimdi burada da şöyle Einstein'ın bir denklemi var. İşte bir tarafta geometri, öbür tarafta da madde. Yani çok teknik ne olduğunu falan anlatmayalım ama işte uzay zaman var. Uzay zamanı tanımlayan matematiksel bir yapı var sol tarafta. Bu bir denklem. A işte, B gibi denklem. Sol tarafta o matematiksel yapı var diye. Diğer uzay zamanın kendisini anlatan. Diğer tarafta da madde var. Yani Einstein diyor ki madde uzay zamanın yapısını belirleyen şeydir diyor. Bir tarafı öbür tarafı eşitliyor diyelim. Şimdi siz normal bu denklemi aldığınız zaman bir tane madde alayım. Kütlesi olsun bir de yarı olsun. Ve bu tamamen küre gibi olsun. Biz buna sferik simetrik diyoruz. Yani küresel simetriye sahip ne demek? Yani bir küre buradaysa biz burada da alsak şurada da olsak. Her yerde aynı. Her yerde aynı gözükür. Böyle bir çözüm yani Einstein'ın denklemini alıp uzay zamanda bir tane sferik simetrik, küresel simetrik bir çözüm var mı diye aradığımız zaman bunu Schwarzschild 1900'lerin başlarında bulmuş. Buna Schwarzschild çözümü diyoruz Buna. Schwarzschild metriği. Nedir acaba? Yani o işte aynen biraz önce dediğim gibi Einstein'ın denkleminin çok spesifik durumdaki ha, daha... bir çözümü. Tamam. Ama bu denkleme baktığınız zaman, bu denklemi alıp buna metrik dediğimiz şey, işte uzay-zamanda mesafeleri tanımlayan matematiksel bir obje bu. Bu metriğe baktığınız zaman, bu metrikte iki yerde, iki farklı noktada, bu metrik bize sonsuzluk veriyor. Yani orada bir tanesi şu. R dediğimiz şey yani yarı çap. Orada bir yarı çap var bir de kütle var. Yarı çapı sıfır aldığımız zaman bize sonsuzluk veriyor. Bir de yarı çapı belli bir büyüklükte aldığımız zaman işte buna biz Schwarzschild yarı çapı diyoruz. O da sonsuzluk veriyor. Şimdi iki tane sonsuzluk var. Bir tanesi bu Schwarzschild yarı, yarı çapının olduğu R eşittir. Rs dediğimiz şey. Yani ne oldu da aslında yani rakam olarak da söyleyebiliriz bunu az çok. Bu değeri aldığımız zaman sonsuzlukmuş gibi gözüküyor metreye baktığımız zaman. Yani uzay zamanında mesafeleri belirleyen şeye baktığınız zaman. Ama ya yani bu gerçek bir sonsuzluk mu sorusunu sorduğumuz zaman bunun cevabını vermek için yine başka bir matematiksel bir objeye bakmamız gerekiyor. İşte yani yaklaşık bir şey söyleyeyim. Biz bu, skalar bir nicelik var orada. Skalar şey demek rakamlarla ifade edilebilen. vektörse yönü olan bir şey. Bir nicelik var işte rekar denilen veya başka teknik şeyler de söyleyebilir. Yani çok oraya girmeyelim ama ona baktığınız zaman buradaki o sonsuzluğun aslında gerçek bir sonsuzluk olmadığını kullandığımız Koordinat diyelim biz buna. Koordinat şu demek mesela biz sağ, sol, yukarı, aşağı gibi tanımlayabiliriz değil mi bunun konumunu? Ama aynı zamanda şeyle tanımlayabiliriz yani açı, sağa doğru bir açı, yukarıya doğru bir açı, bir de ne kadar uzak oldu. Dolayısıyla bir tanesine biz küresel koordinatlar diyoruz, öbüne kartezyen koordinatlar diyoruz. Yani bu kullandığımız koordinatın problemli olmasından kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla o gerçek sonsuzluk değil. R eşittir sıfırsa gerçek sonsuzluk. İşte bu RS dediğimiz Schwarzschild yarıçapı aslında bir tekillik değil bir sonsuzluk değil biz ona tekillik diyoruz. Orada uzay zaman yapısını incelediğimiz zaman orada bir ne diyelim event horizon yani bir olay ufkunu temsil ettiğini, aslında bir tekillik olmadığını ve o ufkun ötesinde artık ışığın bile o ufuktan dışarı çıkamadığını görüyoruz diyeyim. Yani matematiksel olarak oradan geliyor. Yani biraz matematiksel oldu burası. Ama aslında şey yani genel belki orada ondan da bahsetmekte fayda var. Bunun gibi uzay zamanları biz sonsuz yani uzay zaman sonsuz büyüklükte yazılabilir. Yani sonsuz büyüklükte kağıdımız olmadığı için bizim bunu kolay bir şekilde anlayabileceğimiz ve matematiksel olarak analiz edebileceğimiz bir yöntem var. Biz buna Penrose diagramı diyoruz. Penrose bilirsiniz belki. 2020'de Nobel ödülü aldı aynı zamanda. Yani bu Penrose'la Hawking'in çok meşhur işte gravitasyonla ilgili çalışmaları var. Hawking öldü, öldükten sonra işte Penrose ve Hawking'in yaptığı bu işlerden dolayı Penrose'a Nobel ödülü verdiler. Aslında Penrose böyle yani Nobel ödülü genelde çok somut şeyler için verilir. Ama Kara de somut diyebilirsiniz tabii ama yani çok deneysel bir şey değil ama Penrose o kadar şey bir fizikçi ki yani bütün fizik camiasının işte saygı duyduğu bir isim ki aslında Nobel ödülü yaptığı işten dolayı değil Penrose olduğu için verildi öyle söyleyeyim yani o kadar önemli bir yani fizikçi. İsme verildi gibi. Bir evet şey. yani çünkü Nobel ödülünün kendisine prestij katan bir isim Penrose öyle söyleyeyim. Ya yani bazen bir ödül verirsiniz. O insan o ödülden dolayı prestij alır. Prestijli olmaya başlar değil mi? Yani o ödülden dolayı ona bir prestij. Burada ona tersi olsun. galiba. Bu tam tersi. Yani Nobel ödülü aslında Penrose Nobel ödülü vererek Nobel ödülü prestij kazandı diyebiliriz yani öyle birisi. Yoksa yaptığı şeyler daha böyle daha teknik daha matematiksel şeyler. İşte uzattım belki biraz ama yani bu uzay-zamanın işte biz konformal transformasyon diyoruz yani sonsuz büyüklükte bir uzay-zamanın geometrisini anlatan şeyi sonlu büyüklükte küçük bir şeyle şekille anlayabileceğimiz, analiz edebileceğimiz, orada sebep-sonuç ilişkilerini an inceleyebileceğimiz bir şekilde çevirebiliyor Penrose. İşte biz bu Schwarzschild geometrisini, Penrose'un bu yöntemini kullanarak olay ufkunu analiz edebiliyoruz. Ama matematiksel olarak da biliyoruz ki o, o yarı çaptan, o işte o yıldız, o yarı çapa geldiği anda, Schwarzschild yarı çapına geldiği anda olay ufkunun içine girersek bir daha oradan çıkamıyoruz. Işık bile çıkamıyor. Ya yani bu da bunun matematiksel şeyi. İlk önce ne dedik? Newton açısından baktık, topu yukarı attık, gelemedi, ışık bile çıkamaz dedik, kurtulmazdı. Şimdi matematiksel olarak analiz ettik. Bir de en son işte astrofiziksel olarak düşünebiliriz. O ne demek? Yani ilk başta bir yıldızınız var, Güneş gibi olabilir, Güneş'ten daha az kütle de olabilir, Güneş'ten bayağı daha az kütle de olabilir, daha fazla kütle de, de olabilir. Yaklaşık işte Güneş'in kütlesini arttırın. bir tane değil de. 5 tane değil de 20 tane güneş kütlesine falan çıkardığınız zaman bu güneşlerin evrimi şöyle ilk önce içeriye doğru çekim kuvveti bastırmaya başlıyor. Tabi bastırdıkça içeride sıcaklık artıyor. Sıcaklık artıyor derken işte zaten içi çok sıcak ama gravitasyondan dolayı, çekimden dolayı iyice sıcaklık artıyor. Buradaki hidrojenler helyumlara dönüşüyor füzyonla. Yani işte bir bir uranyum gibi biliyorsunuz işte atom bombasında ilk atılan daha bir şeyin bozulmasından kaynaklı bir atom bombası oluyor. Füzyon diyoruz ona. Bir de birleşmeden kaynaklanan füzyon. Bu Oppenheimer'da da ondan bahsediyorlardı hatırlarsanız. İşte hidrojenlerin helyuma dönüşmesinden dolayı inanılmaz bir enerji çıkıyor ortaya. Ve bu enerji dışarıya doğru bir basınç şeklinde bu içeriye doğru kapanmayı dengeleyen bir prosedür diyelim. Yani orada acayip bir denge var şu şeylerde, yıldızlarda. Bir içeriye doğru sürekli bastıran bir gravitasyon çekim, her şey birbirini çekmesinden kaynaklı bir basınç. Bir de dışarıya doğru bu işte füzyon dediğimiz bu hidrojenlerin helyuma dönüşmesinden dolayı dışarıya doğru basınç. İşte böyle bir denge var. Ama ne oluyor? Yani içeride tabii ki hidrojenler eninde sonunda bitecek. Bu hidrojenler helyuma dönüşüyor. Sonra helyumlar da daha büyük işte karbona, işte oksijene falan bunlara dönüşüyor ama ama en sonunda demire geliyor. Şimdi demir çok ilginç bir şey. Bir yere kadar bu birleşimden dolayı dışarıya doğru bir enerji e, çıkışı oluyor ama demire dönüştükleri zaman yani her şey daha ağır elementlere dönüşüyor. Demirse daha ağır bir şeye dönüşmesi için enerji emmeye başlıyor. Dolayısıyla dışarıya doğru o basınç yerine enerji aldığı için gravitasyonla birlikte içine doğru çöküyor. Her şey içine doğru çöküyor ve birden inanılmaz bir patlamayla işte süpernova patlaması. Burada bütün dışarıya doğru protonlar, elektronlar her şey saçılıyor ve sadece nötronlar kalıyor. Nötronlar yüksüz çünkü. Yüksüz oldukları için içlerine doğru çökmeye başlıyorlar ve nötron yıldızı oluşuyor. Nötron yıldızlarının yani ilk başta 20 tane güneş kütleli bir şey patladı ve ondan sonra sadece nötronlar kaldı. Yoğunlaştı bir nötron yıldızı oluştu. Bu nötron yıldızlarının kütlesi de işte yaklaşık 3 tane güneş kütlesi büyüklüğünde ama büyüklüğü şey kadar yani mesela İstanbul kadar bir şey düşünün. İstanbul kadar 3 tane güneşi alın, İstanbul kadar küçültün. Eğer bundan daha fazlaysa buna Oppenheimer Tolman Oppenheimer-Volkoff limiti diyoruz. Tolv limiti diyorlar baş Bunu aştığı zaman işte kara dönüşüyor. Yani nötron yıldızları da bu kütleyi açtıkları andan itibaren kara dönüşüyorlar. Dolayısıyla kara birazcık macerası bu şekilde ama bunlar küçük kara delikler. Bir de süper kütleli kara var. Bunların yarı çapları yani milyonlarca filamatür olabiliyor tabii. Yani bu üç farklı şeyden böyle görebiliriz. Bir Newton gibi kaçış hızından başladık sonra matematiksel olarak tanımladık. Bir de yıldızların evrimi açısından da bu şekilde düşünebiliriz. Hocam galiba kara deliğin kendisi bu kadar iyi anlatamazdı. kadarıyla kara delik o kadar da gizemli olan bir şey değil. Çünkü zaten bayağı net anlattınız ve ne kara ne delik ama bundan dolayı şu aşamaları anlattınız vesaire. O zaman kara deliğe dair her şeyi biliyor muyuz? Veya ilerleyen zamanda ne bilebiliriz? Veya bundan muhtemelen 100 yıl önce bu dedikleriniz bilinmiyordu bile. Bu teknoloji de gelişiyor vesaire. Bundan ne kadar süre sonra biz kara deliği %100 yüz çözmüş diyebiliriz. Daha siz diyebilirsiniz ben diyemem de. <laughs> evet, evet. Yani kara delikle ilgili ya birçok şey biliyoruz tabii. Hatta 2016'da bir gravitasyonel dalga iki tane kara deliğin birleşmesinden dolayı gözlemledik. İlk gözlemlediğimiz gravitasyon gravitasyonel dalga. Bundan dolayı 2017'de bu Interstellar'ın yönetmeni olan Kip Thorne'un da içinde olduğu Wise ve Barry Barish'in üç kişi 2017'de bundan dolayı Nobel ödülü aldılar. Yani büyük bir gözlemleri. Yani biz sürekli bir şeyler öğreniyoruz bir taraftan. 2020'de de, de dediğim gibi işte Penrose'a kara ilgili çalışmalarından dolayı Nobel ödülü verdiler. Kara delikle ilgili daha birçok şey öğrenmemiz gerekiyor. Yani mesela kara deliğe yaklaştığımız zaman neler oluyor? Yani onun üstünde bile konuşabiliriz. Yani yani kara bir kere o olay ufku dedik ya. Orayı geçtiğimiz an aslında hiçbir şey hissetmeyiz. Geriye dönüp baksak aslında bütün yıldızları görürüz. Yani şöyle kafamızı çevirip baksak bütün yıldızlar hala oradadır. Bize ışık gelir. Ya yani kara deliğin olayı şey zaten. Yani Size ışık gelir ama sizden bir şey oraya doğru gitmez. Hala bir şeyleri görürsünüz. İyice yaklaştıkça, tabii çok yaklaştıkça artık mesela ayaklarınız daha ileride diyelim sizi çekmeye başlar. Başınıza göre daha fazla çeker ve işte bunu hatta spagettileşme deniyor. Yani, yani bildiğiniz fiziksel terimi de o. Yani sizi iyice çekip böyle uzatıp yani tamamen vücut atomlarınız birbirinden ayrılır tabii. Yani yaklaştıkça bu tür etkiler olacak. Yani birçok içine doğru yaklaştıkça neler olduğu ile ilgili yani görsel olarak da anlatabiliriz. O interstellar'daki o gördüğümüz hani değişik şekil vardı. Bir tarafı daha parlak, bir tarafı daha az parlak ve yukarısında aslında şöyle parlak bir şey var. O aslında arkada dönen şeyin bize doğru ışığın bükülmesinden kaynaklanıyor falan. Yani bayağı bir şey biliyoruz aslında ama bilmediğimizde çok şey var. Özellikle mesela kara deliğin içinde ne oluyor? Her şey içine içine doğru gidiyor ve olay ufkunu geçtikten sonra artık oradan kurtulamıyor dedik. Ama kara deliğin tam merkezinde ne oluyor? Hani biraz önce şey dedik ya, Schwarzschild'de R eşittir sıfır aldığımız zaman, yani tam ortasına gittiğimiz an ne oluyor? Hiçbir fikrimiz yok. Oradaki tekillikte ne oluyor bilemiyoruz. Orada fizik artık hem çok küçük şeylerde, mesafelerde, yani kuantum fiziğinin etkili olduğu bir alan orası. Ama aynı zamanda genel elektriklerinin de ikisinin de birlikte kullanılması gereken bir yer. Dolayısıyla fiziğin en önemli problemlerinden biri olan işte kuantum graviti veya gravitasyonun kuantum teorisiyle ilgili bir şeyler söyleyebilir bize. Onu da teorisini tam olarak bilmediğimiz için Kara deliğin merkezinde ne var sorusunun cevabını bilmiyoruz mesela. Ama bildiğimiz başka şeyler var. İşte kara deliğin olay ufkunda da kuantum etkilerine bakarsak işte parçacık karşı parçacık çiftleri var. Onlardan bir tanesi içeri bir tanesi dışarı kaçıyor filan. Böylece aslında kara delikler aynı zamanda bir radyasyon, etrafı bir ışık saçıyorlar bir açı. Çok az, çok güçsüz belki bu ışık. Buna da Hawking radyasyonu deniyor. O yüzden belki yeterince beklerseniz kara deliğin içindeki her şey yavaş yavaş radyasyon olarak dışarı doğru gidip kara delik yok da olacak. Ama içeri girenin çıkan şey radyasyon ama içeri bir sürü madde girdi. Dolayısıyla bilgi bir şekilde kayboluyor gibi. Yani bu birçok bilinmez var. Bu Hawking'de işte Susskind'in arasında bir tartışmaydı uzun yıllar boyunca. Kara delikle ilgili evet bildiğimiz çok şey var. Ama ben sadece böyle bazı bilinmeyenler var diye şöyle küçük küçük noktaları vermek istedim. ama hala yani bütün evrenin dinamini belli eden, konuşmamızın en başında yani o söylediğimiz işte oradaki değişik şekli belli etmeye kadar bütün evrenin yapısını, evrenin dinamini belli eden çok ilginç bir obje kara delik. daha birçok şey öğrenmek istiyoruz tabii ve gözlemlere devam edeceğiz. Gerçekten dediğiniz gibi yani aslında yanlış bilinen doğrular veya doğru bilinen yanlışları siz güzel özetlediniz gerçekten hocam çok teşekkür ederim ben, ben teşekkür ederim. bu kadardı bir sonraki bölümde görüşmek üzere görüşürüz Siemens tam otomatik kahve makineleri sundu.